Arkadaşlar merhabalar. İntegrale geldik. Önce belirsiz integralle başlayacağız. Basitçe çok da doğru olmasa da bir ifade kullanacağım. İntegral türev alma işleminin tersi olacak arkadaşlar. Doğrusu da şu aslında integral diferansiyel alma işleminin tersi. Yalnız şu an diferansiyel kavramına girmediğim için kavramı şöyle bilelim. Zaten okulda da öyle söylerler, kurslarda da. Çok da doğru olmamakla birlikte türevin tersi diyeceğiz. Yani Yaptığımız işlemi tersten düşünürsek integral'i bulmuş oluruz. Örnek x karenin türevi 2x iken 2x'in integral'i de şimdilik x kare olarak bilebilirsiniz. Tabii ki burada gösterimler var bakın sol tarafta. integral fx dx falan diye gözünüzü korkutmasın. Hemen onun için şimdilik biz e, türevin tersi olarak bilelim integral'i. Sonra diferansiyel kavramında ben size güzelce anlatacağım. Bakın şimdi. Ama yine de şundan bahsetmem lazım. Biz türev alırken arkadaşlar dy bölü dx ile y üssüyle ya da f üssü x ile gösteriyorduk. Eğer dy bölü dx örnek şöyle bir şey olsun f üssü x olsun İçler dışlar çarpımı yaparsak dy eşittir f üssü x çarpı dx olur. İşte Burada gördüğünüz y'deki değişim, buradaki gördüğünüzdeki fonksiyondaki değişim. Dolayısıyla dy eşittir, f x dx dersek biz buna türev demiyoruz da diferansiyel diyoruz arkadaşlar. Bana x karenin türevini al dersem 2x diye cevap vermelisiniz. x karenin diferansiyelini al dersem de yanına şöyle bir çarpı dx yapıştıracaksınız tamam mı? Bu şimdilik biraz böyle basit, çok da doğru olmayan bir tabirle türev alma işlemi, integral alma işleminde işimize yarayacak bir makine olarak düşünebilirsiniz. Bir integrali yazarken 2x'in integrali nedir demeyiz de biz. 2x dx'in integrali nedir deriz. Gerçekten önemli bir kavram ama şu an sadece böyle yanında araç olarak duruyor. Tek başına anlamsız bağlaçlar gibi düşünebilirsiniz. Edat ve bağlaç tek başına anlamsız gibi duruyor. Ama integral almak için yanında muhakkak böyle görünecek. Integral 2x yanlış bir gösterim ama integral 2x dx doğru bir gösterimdir. Dolayısıyla şu soldaki artık söylediğim şeyler gösterdiğim şeyler daha doğrusu anlamlı oluyor. Bakın bir integral böyle fx yalnızmaz sadece dx yazar. Sonra yine burada bakın D, F, X, falan var. Onlardan bahsedeceğim size tek tek. Hiç merak etmeyin. Şu an dediğim gibi integrali türev alma işleminin tersi olarak düşünebilirsiniz. Hemen ilk soruya bakalım bence. Çok uzattık burayı. İntegral f x dx eşittir. x küp eksi 2 x kare artı x artı 1 olduğuna göre demiş. f fonksiyonunu bulunuz. Bu şu demek işte. Şu an daha integrali anlatmadan integral soruları çözeceğiz. Şu sağdaki ifadenin türevi alınmış içeriye eşit olmuş. Çünkü neden? Hemen geriye döneyim bakın yine. Bir şeyin integrali fx artı c iken türevi de şuradaki küçük fx. Dolayısıyla bir şeyin türevini aldığınız zaman şu turuncuyla gösterilen kısmı elde edersiniz. Haliyle x küp eksi 2x kare artı x artı 1'in türevi alındığında fx'e eşit olmuş. 3x kare Eksi 4x artı 1. İşte bu sorumuzun cevabı. Gelelim bakın buraya. 3x kare eksi 2x artı c integral px dx. Bu şu demek işte. 3x kare eksi 2x artı c'nin türevi alındığında px elde edilmiş. Bundan dolayı 6x eksi 2 px'e eşittir arkadaşlar. Buradaki dx ne işe yaradı? Dediğim gibi sadece şu an bağlaç görevi görüyor. Edat görevi görüyor. Tek başına anlamsız ama integral alırken bu yanında bulunması gerekiyor. Gösterim olarak olması gereken. Geldim şimdi bu soruya bakın. Integral f x artı 2 bölü x dx eşittir x kare artı 4 x artı c'ye. O zaman şu sağdaki ifadenin türevi alınmış içeriye eşit olmuş. Yapıyorum. 2x artı 4 eşittir f x artı 2 bölü x dx'i kaldırıyoruz tabii ki şuraya eşit oluyor türev yaptığımız zaman. Böylece içler dışlar çarpımı 2x kare artı 4x eşittir f x artı 2 benden f4'ü istemiş. O zaman x gördüğüm yere tabii ki ne yazmalıyım? 2 ki 2, 2 artı 2'den f4 olsun bakın. Böylece 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Sonra 4 kere 2 8. Böylece 16 olmuş oldu sorunun cevabı. Dediğim gibi F4'ü bulmak için X gördüğümüz yere bakın 2 yazdık ona dikkat edin. Geldim buraya. İntegral fx artı 3x kare artı x dx eşittir x fx olduğuna göre f üstü 2'yi bulunuz. Gördüğünüz gibi şu ifadenin türevi alınmış Buradaki integral ve dx'in arasındaki kalan şu kısma eşit işte olmuş olacak gördüğünüz gibi burası. O zaman fx çarpı x'in türevi nedir? Birincinin türevi 1 bir, çarpı ikincinin aynısı. Sonra birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi. Bu fx artı 3x kare artı x eşitti. Böylece fx'ler gitti x f üstü x yani her iki tarafı x'e bölersek 3x artı 1. Ne yaptım? Her iki tarafı gördüğünüz gibi böyle x'e böldüm. fx'ler zaten birbirini götürdüğü için. Artık f üstü 2 de buradan 3 kere 2 6 artı 1 7 olmuş oldu. Şimdi hemen size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İntegral aldığımız zaman biz bir şeyin integralini aldığımız zaman örnek dediğim gibi x karenin türevi 2x ya arkadaşlar. 2x dx'in de integrali normalde x kare deriz. Ancak burada şöyle bir problem var. x kare dersek yanlışlık olur. Biz o yüzden yanına muhakkak bilmediğimiz bir c'yi ekliyoruz. Sorularda bu c'yi gördüğünüz zaman şaşırmayın. Niye böyle biliyor musunuz? Bakın şimdi x karenin türevine 2x. Peki x kare artı 2'nin türevine O da 2x x kare artı 100'ün türevine o da 2x. E ben size şimdi 2x dx'in integrali nedir dediğim zaman siz münetçim değilsiniz, bilemezsiniz neyin integrali 2x, pardon neyin türevi 2x'miş. Biz bunu bilemeyeceğimiz için garanti altına almak adına diyoruz ki evet 2x'in integrali x karedir ama yanında sabit bir sayı da olabilir İhtimaline binaen C'yi orada tutarız. Böylece C'yi bulabileceğimiz bir soru sorduğu zaman onu yerine koymuş oluruz. Haliyle x kare, x kare artı 2, x kare artı 100 fonksiyonları farklı farklı olmasına rağmen türevleri aynı olduğu için geriye döndüğümüzde hangisinin olduğunu şu C ile anlayabiliyoruz. Dolayısıyla muhakkak integral sorularında belirsiz integralse Sorunun sonunda bir c'yi elde edeceğiz. Bunu önce bir söyleyeyim soruyu çözmeden önce. Bir de arkadaşlar bazen sorularda şöyle olacak. İntegral sonra ifadenin böyle türevi yani diferansiyel dediğim şey. Bir şeyin türevinin integrali fonksiyonun kendisine eşittir. Ya da bir şeyin integralin türevi yine fonksiyonun kendisine eşittir. Aralarındaki tek fark şudur. Şunlar birbirini götürür. Burada ne varsa o ok kalır. Ama integral önde ise muhakkak C'yi ekleyin. D önde ise böyle olursa yani. O zaman bunlar birbirini götürdüğünde x yapabilirsiniz. Çünkü sabitin türevi sıfırdı. Bundan dolayı şu da türev işlemi gördüğü için bizim için türev işlevi gördüğü için böylece biz buraya sabit koymamalıyız kesinlikle. İntegral önde ise ama sabiti koyacaksınız. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla burada bakın integralin türevi alındığından dolayı arkadaşlar haliyle sayı olmayacak. Sadece fonksiyonun kendisi. Yani hangisi? Denizli diyeceğiz. Eğer bakın hemen alttaki soru gibi olursa D ile yani türev işlemiyle bir nevi integral birbirini götürür. Ama integral önde olduğu için integralde neyin integralini aldığımızı bilmediğimizden daha doğrusu türevini pardon haliyle c'yi muhakkak ekleyeceğiz. İki tane örnek birbirinden farklı. Birinde integralin türevi alınmış birbirini götürürler. Birbirinin tersi çünkü bakın hemen sola bir götüreyim sizi dersin başına. Şu dediğim olay bakın bir şeyin integralinin tersi türevi, türevin tersi integral. Bundan dolayı integralle türev birbirini götürecektir. Hangisi önde o önemli. Diferansiyel yani D'li olan ya da türevli olan öndeyse sayı yok. Ama integral öndeyse bu soruda olduğu gibi c'yi ekleyeceksiniz. Böyle ezber bir bilgi arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru çözeceğim. Bakalım Px artı 1 eksi Px dx eşittir x kare artı 2. Bakın mesela bu soru gayet güzel bir soru. İntegralin başında. integral yapmayacağız aslında türev yapacağız. Ama işin içinde polinom var. Ara ara böyle sorular soruyorlar. Hele ki 40 soruluk bir sınavda arkadaşlar. Bu bence AYT için güzel bir soru olabilir. Belirsiz integral namı. Bakın şimdi. İşin içinde diğer sorulardan farklı, diğer sorularda sadece integral yanına da bir fonksiyon koyuyordu. Bunun türevi içerisiymiş deyip hallediyorduk. Burada normal de var, bu da var, bu da var. O zaman bakalım. Bir bir şey hatırlayalım. Polinom sorularında kesinlikle üsler doğal sayı ve toplamın farkın derecesi neye eşit oluyordu? Büyük olanın derecesine eşit oluyordu. Şimdi bakın şimdi olaya dikkat edin. Siz bir şeyin türevini alırsanız derecesi azalıyor. X'in integralini alırsanız burada olduğu gibi derecesi artıyor. O zaman integralde üst büyüyor. Türevde üst küçülüyor. Dolayısıyla siz Px'in integralini aldığınız zaman Px'in derecesinden bir büyük derece elde edeceksiniz. Örnek burada olduğu gibi. X karenin integrali pardon türevi 2x ama 2x'in integrali x kare artı c bunların kuralını öğreteceğim ama şimdilik böyle bilin. Sadece derecesinin arttığını bilmeniz yeterli. O zaman burada şu durum var. Bir kere sağ tarafın derecesi 2 ise şuna dikkat etmelisiniz. İntegralde de derece artıyorsa o zaman buranın derecesi daha büyük, buranın derecesi küçük. Demek ki integralini aldığımız şeyin derecesi 2'ymiş. O zaman polinomun kendisinin derecesi 1 olmak zorunda. Yani burası ax artı b olmalı diyebiliriz. Tabii ki px artı 1 olduğu için de ne yapacağız? a x artı 1 artı b diyeceğim. Şimdi burada da px dx'e bakın ne diyeceğim? Polinom artık px dediğim için ax artı b dx eşittir x kare artı 2. Şimdi hemen ax artı 1 artı b eksi x kare artı 2 integral ax artı b dx diyeyim. Böylece ne olacak? Bir kere burada şu ifadenin türevini alınca içerisine elde ettiğimiz için hemen türev alıyorum. ax artı 1'in türevi nedir? x artı 1'in türevi 1 olduğu için tabii ki a kalır. b'nin türevi 0, x karenin türevi 2x, 2'nin türevi 0. Böylece bu neye eşit olacak? ax artı b'ye. O zaman x'li olan ifadenin katsayısı eksi 2 yani a eksi 2. Sonra sabit olan da b'ye eşit olduğu için a da b'ye eşit. Böylece a'yı eksi 2 bulduğumuz için b de eksi 2 olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki bu polinomumuz neymiş? Eksi 2x eksi 2'ymiş. Hemen ufak bir hata onu düzelteyim x kare artı 2'yi öbür tarafa atınca tabii ki eksi x kare eksi 2 olacak. Onu hemen düzeltelim. Orada yanlışlık olmasın. Soruya bir katkısı yok ama ben yine de söylemiş olayım. Şurayı artı 2 yazmışım. Eksi 2 olacak normalde. Sorunun çözümüne bir katkısı olması da yine de söyleyelim biz onu. Böylece px polinomu ne oldu? Eksi 2 x eksi 2. Bizden p3'ü istiyor. O zaman eksi 6 eksi 2'den eksi 8 oldu. Bu güzel sorunun cevabı. Dediğim gibi bir kere daha tekrarlıyorum integral geriye dönüş olduğu için türevde derece azalıyorsa integralde derece artar ve 1 artar sadece. Yani ikinci dereceden bir polinomun integrali üçüncü dereceye çıkar. Birinci dereceden bir polinomun integrali ikinci dereceye çıkar. Şuradaki örnekte olduğu gibi. Çünkü türevde biz derecelere olum azaltmıyoruz. Birer birer azaltıyoruz bundan dolayı. Ve Polinom sorularında muhakkak sol ve sağın derecelerini anlamak zorundasınız. Sağ tarafın derecesi 2 ise sol tarafında derecesi 2 olur ama büyük olanın derecesine 2 dedim. Böylece polinomun kendisi birinci dereceden oldu. Gayet iyi bir soruydu. Bir daha bakmalısınız bence çözümüne eğer anlamadıysanız. Şimdi bu yine klasik bir soru ama tabii ki işin içinde hafif bir türev bilgisi var. Yerel minimum neydi? bir fonksiyonun yerel minimumunu bulmak için türevini sıfıra eşitlerdik. Niye? Çünkü yerel minimum dediğimiz şey örnek bir grafik çizersek şöyle dip yaptığı yerdir. Burada da türevi tabii ki x eksenine paralel olduğu için sıfıra eşit oluyordu. Bunu bir hatırlatayım. O zaman önce biz fonksiyonu bir bulalım. Neye dikkat edeceğiz? Yine integral fx bölü x dx sağdaki ifadeye eşitse sağın türevi içeriye eşittir. Haliyle fx bölü x eşittir. x kare bölü 2'nin türevi x. Neden? 2x bölü 2. Eksi 6x'in türevi zaten eksi 6. 1'in türevi 0 yazmaya gerek yok. Fonksiyon demek ki x kare eksi 6x'miş. Bunun yerel minimum değerini bulmak için önce ne yapacağız? F üssü x'i alıp 2x eksi 6. Onu da eşitleyeceğiz. x buradan ne geldi? 3. Yalnız arkadaşlar yerel minimum apsisini sorsaydı cevap 3 olurdu. Yerel minimum değerini sorduğu an bana y'yi soruyor. Yani biz şimdi y'yi bulmalıyız. Ne demek? Fonksiyonunda git yerine yaz. O zaman 3'ü gidip yerine yazıyorum. F3 eşittir 9 eksi 18'den yerel minimum değeri eksi 9 geldi. Dediğim gibi yerel apsis Bulduğumuz tamam x eşittir 3. Değer sorarsa muhakkak denklemde yerine yazıp bulmalısınız. Onu da hatırlatmış olayım. fx eşittir 2x kare eksi 8x artı 3 dx olduğuna göre demiş integral. fx fonksiyonunun ekstremum noktalarının absisler toplamını bulunuz diyor. Tamam. Yine ne yapacağız? fx'in türevi direkt içeriye eşit. O zaman bakın f üstü x eşittir 2x kare eksi 8x artı 3. Bakın özel olarak bir daha bir şey yapmanıza gerek yok. Ne yaptık? Fonksiyonun türevi zaten içeriye eşit. Çünkü integral türevin tersi, türevde integralin tersi dedim. Böylece f üstü x eşittir 2x kare eksi 8x artı 3. Yerel ekstremum noktalarının apsisler toplamı nasıl olur? Önce türeve sıfıra eşitleriz. Ekstremum noktalarını tek tek bulabiliriz ama gerek yok çünkü bizden absesler toplamını istiyor. Her zaman ikinci dereceden denklemin x'ler toplamı yani absesler toplamı zaten eksi b bölü a'dır. Bu yüzden eksi eksi 8'den 8 bölü 2 yani kökler toplamı yerel minimum yerel maksimum fark etmez. Ekstremum noktalarının toplamı absislerinin eksi b bölü a'dan 4 olmuş oldu. Bu da böyle güzel bir soru. Burada toparlarsak artık arkadaşlar ilk etapta bu e, videoda pardon bu videoda arkadaşlar integralin bir manada tam karşılaması da türevin tersi olmuş olduğunu gördük. Diferansiyel kavramına hafif bir giriş yaptım. Diferansiyelin türevden farklı yanına sadece bir dx koyduğumuzu göstermiş oldum. Şimdi diğer videoda artık integral alma kurallarını göstereceğim. Zaten sadece polinomun integrali olduğu için artık tek bir kuralımız olacak bir Sonra da devam edeceğiz. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar integral alma kurallarıyla.